Açık arttırmadan sadece 2 euroya bu gimbal'ı satın aldım. Bozuk, çalışmıyor. Birazdan tamir etmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Ama ondan önce eğer videolarım size yardımcı oluyorsa ve siz de Türkçe içeriklere destek vermek isterseniz bunu yapmanın bir yolu sağ alt köşedeki abone ol tuşuna tıklamak, beğen tuşuna tıklamak. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna tıklamak yerine neyi beğenmediğinizi yorum olarak atarsanız yapıcı bir eleştiride bulunmuş olursunuz. Şimdi dediğim gibi bunu 2 euroya aldım. Açık arttırmadan aldım. Gerçekten acayip çok acayip ucuza aldım. Yani normalde o fiyatlara gitmiyorlar ama bazen şanslı oluyorsunuz. Açık arttırmaların güzel yanı da bu. Şimdi bakalım kutu içerisinde ne var? Güzel, kutusunda da göndermişler. İçinde bir iki bir şeyler daha vardı. Burada kullanma kılavuzları falan, ıvır zıvır bir şeyler daha var. Bunlara şu an bakmıyorum. Açıkçası çok bir şey yok. Böyle güzel bir kutusunda taşıma çantası da var. Taşıma çantasının içinden ufak bir de kutu açma videosu da yapmış oldum sanırım. İlk defa mı? Yok, ilki değil bu. Feyuteç. Fiyu. Okunuşu şöyle. Çince bakalım. Feiyu. Okunuşu öyleymiş. Şimdi gimbal'ı buradan çıkartıyoruz. 3 3 aksisli 3 kademeli. Aksis, bazen Türkçe şeyleri İngilizce karşılığını bulamadığım zaman çok kendimi salak hissediyorum ama yapacak bir şey yok. GoPro Session'da da çalışıyor. Burada GoPro Session'ın bağlantı kısımları var. Bende maalesef GoPro 4 yok. GoPro 5 ile çalışır, 5 ile 7 ile çalışır dememişler ama bakalım, ben 7 ile deneyeceğim. Şimdi kutuyu sizin için açtım. Kutuyu açılmasını sizin için yaptım. Görün diye. Yoksa daha önce ben kutuyu açtım aslında, baktım. Şimdi buna elektrik verdiğinizde normal çalışıyor. Ama sadece bu. Böyle yukarı alalım. Sadece bu alttaki, bu ve bu çalışıyor. Bu çalışmıyor. Gelip gidiyor. Şimdi ona bir bakacağız. Fazla girmeyeceğim çünkü sökülmesi çok kolay. Ben söktüm aslında bakarsanız. Dediğim gibi sizin için yapıyorum. Şimdi şunu şöyle alalım. Nasıl söküleceğini göstereyim. Şimdi alt kısmı sökmek istiyorsanız yine çok kolay. Burada Torx anahtarlar var. Torx vidalar var. Torx kaçmış bakalım. Bakmışken söyleyeyim. Torx T6. Torx T6 bir tornavida yardımıyla buradaki bütün vidaları sökebiliyorsunuz. Burada işimiz olmadığı için şimdi sökmeyeceğim ama videonun devamında söktüğümü göreceksiniz. Meraktan söktüm. Ondan sonra bunları da yine TX Torx T6 ile, bunları da Torx T6 ile sökebilirsiniz. Bunu ayırmak istiyorsanız burada bir tane parça var. Işık çok kötü ya. Aynen, şöyle biraz daha iyi. Bu kısmı, bu arkadan ayırmak istiyorsanız şu şekilde göstereyim. Oradan çıkartmanız gereken bir parça var. O. Ha, pardon. Pardon. Yanlış gösterdim. Buradan şöyle nasıl yapalım? Ha. Aynen. Buradan çıkartmanız gereken bir parça var. Bu parça acayip kıl tüy bir parça. Yerinden çıkartması çok zor. Şu şekilde duruyor. Yerine çok sıkı soktuklarından yerine soktuğunuzda geri çıkartmanız çok zorluyor. Böyle şurada kanırtabileceğiniz bir yer var. Bunu buradan kanırtıp, şu sağ köşesinden kanırtıp, ondan sonra burada vidaların olduğu bu iki oluktan pense ile tutup, karga burnu gibi ince bir pense tutup böyle düz bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi de ben de çekerken tornavida diyorum, pense sıyırdı ve buraya zarar verdi. O yüzden tekrardan yerine sokmak istemiyorum. Dediğim gibi zor çıkıyor. Bir de burada silikon şey var, yağ var, silikon. Ona da dikkat edersiniz. Bu arada hazır gimbal'la uğraşıyorken daha önce tam GoPro tamir ettiğim videolar var. Onlara bakabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. GoPro 5 tamir ettim. GoPro 7 tamir edecektim. Bozuk diye aldım. Şey çıktı. Çalışıyor çıktı. Öyle saçma sapan şeyler olabiliyor yani. Onun haricinde kanalıma girerseniz bakarsanız zaten elektronik birçok şeyi tamir ediyorum. El aletinden motora tut.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Kamera kapalıyken ben bunu yanlışlıkla tamir ettim. O kadar kolay değildir. Aranıyordum böyle hata nerede olabilir diye. Bir iki test yaptım, bir şeyler yaptım. Bordları falan yerlerini değiştirdim. Ondan sonra bir iki ölçüm yaptım. Dedim yok ya, yok ya oradan değildir. Ya yok oradan değildir dedim, oradanmış. Ama o zaman aynı anda da hatayı da arıza da tamir etmiş oldum maalesef. Şimdi arıza nereden kaynaklıymış? Bu board arızanın tek nedeni aslında bu board. Burada bir tane böyle bağlantı var. Buradaki motor, burada kömürsüz motor buradan enerjisini alıyor. Şimdi bu boardların üretim kalitesi çok iyi olmadığından bazen soğuk lehim ya da lehim problemleri olabiliyor. Burada da lehim problemi olmuş. Burada motoru enerji veren, iletimini sağlayan en azından diyeyim. Bu soketin buradaki ayaklarında lehim sıkıntısı vardı. Burada neredeyse hiç lehim yoktu. Büyük ihtimalle fabrikada bunu ürettiler. Ondan sonra tabii test etmişlerdir. Test ettiklerinde sıkıntı görememişlerdir. Ama bir iki sarsılınca, titreşim alınca ya da belki düşmüştür vesaire. Orada lehimler atmıştır kendini. Ya da belki sıcak soğuktan kaynaklı olarak genleşme falan olmuştur vesaire vesaire. O yüzden maalesef bunun üzerindeki kaplamayı şey yapıp söküp değil de işte kaplamayı kaldırıp oraya yeniden lehim koydum. Yeniden lehim koyunca düzeldi ama tabii ki katıp tekrar bir deneme yapmak lazım ama yani %99 düzeldi. O yüzden yani hani aslında anlatmakla da oluyor çünkü çok da gösterilebilecek bir şey yok. Buradaki üzerindeki kaplamayı temizleyip oraya yeniden lehim yaptım. Başka da bir sıkıntı göremiyorum şu an. Başka ayaklara falan da baktım. Diğer kontaklara, bağlantılara. Onlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Hazır açmışken biraz da alet üzerine konuşayım. İçin dışı ve işte su geçirmemezlik özelliği falan. İçindeyiz madem içinden konuşalım. Şimdi bunların üzerine güzel kaplamışlar. Fena değil. Lehim işlerini çok beğenmedim açıkçası ama belki de üzerindeki kaplama ışığı büktüğü için belki çirkin gözüküyordur. Biraz öyle ama yani çok da gözüme batan bir şey yok aslında bakarsanız. Onun haricinde buradaki iki board birbirinin tıpatıp aynısı ama birbirleri arasında değişim yapamıyorsunuz. Mesela ben öyle bir deneme yaptım. Mantık olarak düşünüyorsunuz hani yan yana koyuyorsunuz bakıyorsunuz her şeyleriyle bütün bağlantılarıyla üzerindeki her parça %100 aynılar. Ama büyük ihtimalle konfigürasyonları ya da içindeki yazılımları falan değişik. Çünkü bunu çıkartıp buraya taktığınızda alet çalışmıyor. Yani şimdi çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Hani şimdi bunu buraya takayım. Bunu da buraya takayım. Eğer boardta arıza varsa oradan belli olur. O zaman bunu buraya taktığımda bu düzgün bir şekilde buradaki motor düzgün bir şekilde çalışmaya başlar. Buradaki motor bu sefer arıza verir ya da çalışmaz diye düşünüyorsunuz. Öyle olmuyor maalesef. Büyük ihtimalle buradaki devre buradaki motorun açısına göre ayarlı. İçinde çünkü bundan akselometre falan var. Ben tam bilmiyorum açıkçası. Bilenler daha aşağı ilgili yorumlarını yapabilir. Büyük ihtimalle öyle bir durum var. Çünkü mesela bu da bunları şimdi dışarıdayken açıkta çalıştırdım. Bu da böyle hafiften açısı biraz değişik olduğunda bunun da kafası karışıyor. Böyle bir durum var yani. Bunun haricinde de çok da üzerine diyebileceğim bir şey yok. Bence en önemlisi içerideki bu boardların birbirler arasında değişim yapılamıyor olması. Ya da yaparsınız belki de yazılımını güncellemeniz gerekebilir. İçerideki yazılımını çıkartıp içindeki çip ne bilmiyorum. Şimdi kaplamasını kaldırmak istemiyorum ama bakayım bir az buçuk. Atme STM STM 32. STM 32 ST ST firmasının başlangıç işte baş harfleri ST çok meşhur firmanın STM 32 diye bir tane burada işte mikro kontroller mikro işlemcisi var. Başka üzerinde bir iki zımbırtılar daha var büyük ihtimalle belki içindedir. Bunun yön bilgisini algılayan ama benim o kadar bilgilerim artık sınırlı yani benim çok o kadar bilgim yok. Bu kısımda diyebileceğim bu üretime iyi. Üzerinde herhangi bir CNC işlemi yapılmış mı onu göremiyorum. 3 boyutlu 3D, 3 boyutlu yazıcıda da yazıldığını hiç zannetmiyorum. Nasıl yaptıkları konusunda bir fikrim yok. Çünkü gerçekten hani herhangi bir şey görmüyorum. Nasıl denir? Freze'nin bıçağının izini falan göremiyorum herhangi bir parçada. O yüzden üzerine bir yorum yapamayacağım ama kalitesi iyi gayet. Onun haricinde buralara şey yapmışlar. Conta koymuşlar. Su geçirmemezlik için. Aynen bunlar silikon ya da kauçuk. Conta.
Evet. Düz. O yani yuvarlak değil. Burada düz bir conta koymuşlar. O yüzden buna herhangi bir zarar gelirse yerine yenisini yapmak biraz sıkıntı olacaktır. Gene yuvarlak bir o-ring ile iş görebilirsiniz. Bir iki videom vardı yanlış hatırlamıyorsam. Motosikletlerle çalışırken karbüratörün bir tane o-ringini yapmıştım. En az şu an aklıma gelen. Bir şekilde halledilir. Aslında yapılır. Aynı şekilde altta da o-ring var. Burada da o-ring var. O-ring diyorum işte. Yani conta var yani. Silikon mu artık her neyse. Çünkü çok yumuşak. Kauçuktan baya yumuşak aklıma. Yani silikon getiriyor direkt. Aynen. Alttaki devre de bu kaplama ile kaplı su geçirmemezlik için. Kaplama ile kaplı. Çok yumuşak, çok nasıl denir, çok çabuk zarar görecek bir malzeme. O yüzden üzerinde yapmanız gereken bir şey yoksa çok da ellemeyin. Su geçirmemezliği kaybolacaktır. Bu da bizim büyük ihtimalle Wi-Fi şeyimiz, anteniyle. Yani çok bilgim olmadığı için ya belki Bluetooth neyle çalıştığını bilmiyorum. Ya Wi-Fi ile çalışıyor ya Bluetooth da çalışıyor bilmiyorum. Şu an bugün elime geçti yani. Çok aletle ilgili çok bir bilgim yok. Onun haricinde bu su geçirmemezlik konusuna gelince yani devrelerin hepsini kaplamışlar. Gördüğünüz gibi o-ringleri falan var. Ama mesela ben siz göremeyeceksiniz tabii ki ama ben şuradan çok dikkatli bir şekilde baktığımda içerideki bakırları görebiliyorum. Motorun bakır sargılarını görebiliyorum. Şimdi su tamam buradan girmez ama burası açık. Buradan mecburen girecektir. Bakır sargıların oraya girecektir. Bakır sargıların oraya girdikten sonra da rulmanlara da girecektir. Yani rulmanlara girdikten sonra da zaten geçmiş olsun. Tuzlu sudan bahsediyorum. Tatlı su o kadar kötü değil. Ama tuzlu suya falan bunu sokarsanız ki internette baktım gördüm bunda dalan var suya. Tamam iyi güzel çok güzel çalışıyor elektriksel olarak sıkıntısı yok ama bir süre sonra mekanik olarak cortlayacaktır. Onun haricinde de bunları ne kadar kaplasalar da buradaki bağlantıları da kaplamadıkları sürece komple ne olacaktır? Su bir şekilde oraya girecektir. Tuzlu su onu bir özellikle mahvedecektir. Bunun içine girecektir. Onun haricinde burası zaten kaplı değil. Mesela şuradan bakarsanız mesela bu bağlantının burası kaplı değil. Su buraya girdiğinde buradan hop bunun içine yürüyecektir. Oradaki bağlantıları paslandıracaktır. Demir olmasına gerek yok. Bakır da paslanan bir malzeme olduğu için yeşil yeşil pas yapacaktır orası. Sıkıntı oluşturacaktır. USB kısmını bilmiyorum. USB'nin üzerine gayet güzel bir şey yapmışlar. Kapak yapmışlar. Sert bir şekilde yerine oturuyor. Buradan da büyük ihtimalle su girmeyecektir ama dediğim gibi bence asıl zaten yani hiç tartışmasız suyun girebileceği yer motor kısmı. Motorun bu aralarından girecektir. Yani tuzlu suya sokmanızı ben hiç önermem. Tatlı su aslında çok sıkıntı değil yani baktığınızda iyi de kurutursanız. Tatlı su çok nasıl denir baş belası hemen olan bir durum değil ama tuzlu su perişan ediyor. Neyi sokarsanız sokun içine hepsini perişan ediyor yani. Ufak bir yorum olarak da diyebileceğim bu. Şimdi bakalım bunu bir toplayacağım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bir göreceğiz.
Evet, tamir başarılı oldu. Bakalım belki diğer videolarımda artık kullanırım. Gerçi çok da tamir diyemeyeceğim ama lehim diyeyim artık. Lehim başarılı oldu yani. Bu tarz işlerle uğraştıkça insanın nasıl denir? Tecrübesi arttıkça bu tarz şeyleri de az buçuk beklemeye başlıyorsunuz. Tecrübenin güzel yanı da bu, bir şeyleri öğrenmenin. Bir şeyler üzerine tecrübe yapmanın da güzel yanı bu. Şimdi bunları neden tamir ediyorum ben? Videolarımın sonunu izliyorsanız genellikle videolarımın sonuna biraz daha böyle nasıl denir? Daha derin anlamlar olan şeyler ekliyorum. Şimdi bunları tamir etmemin iki nedeni var. Birincisi, para için çalışmak istemiyorum. Özgür olmak istiyorum açıkçası. Ama daha başına da yaşamak gibi bir niyetim yok. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyorum. Seviyorum teknolojiyi. Ama sürekli biz bir yeni bir şeyler üretiyoruz. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Ve bu ne demek? Para demek tabii ki. Kapitalist sistemde yaşadığımız için her şeyin para karşılığı var. Ama bunun için de nasıl denir? Hani zengin olmak da yetmiyor artık. Hani zenginliğin de artık başka sıkıntıları var. Hiçbir şekilde özgür olamıyorsunuz yani. Sürekli bir baskı altındasınız. Ekonomik bir baskı altındasınız. İşte ve ondan da artık insanlar yılıyor fark etmeseler de. Herkes mutsuz, herkes sıkıntıda, herkes borçta. İstediğin kadar zengin olursan ol. Parayı asla yetiremiyorsun. Benim de tamir etmemin nedenlerinden biri o. Ben para için çalışmak istemiyorum. Paranın kölesi olmak istemiyorum. Ama yani şekilde her şeyi reddetmek gibi bir olayım da yok. O yüzden becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Benim de mesela böyle bir durumum var. Hani yetenek demeyeyim, sabır diyeyim. Çünkü bunun bence birçoğu %90'ı sabır. O yüzden bir de ekipman, yani aletiniz varsa, yani ölçüm aletiniz varsa, lehim aletiniz varsa, bunlar yoksa istediğiniz kadar yeteneğiniz olsun, istediğiniz kadar bilginiz olsun, hiçbir şey yapamazsınız yani. Alet işler el övünür. Ben de o yüzden kendimi biraz özgürleştirmek adına bu tarz şeyler yapıyorum. Bir şeye ihtiyacım varsa kendim üretiyorum. İşte mutfak tezgahı olsun, masa olsun, bir şey olsun. Ya kendim üretiyorum ya bozuk alıp tamir ediyorum. Bu şekilde kendimi paradan biraz daha, paranın o nasıl denir, insanı o sıkan, kavrayan, hapseden yapısından biraz daha kurtulmaya çalışıyorum. Bir amacım o. İkinci amacım da bunlar niye çöpe gitsin? Yani ben bunu 2 euroya aldım. Yani değeri çöpe gitse değeri de 2 eurodur. Hani çünkü bunun birçok kısmı alüminyum. Ondan sonra onu kim sökecek? Yani bunu direkt atacaklar şeyin içine. Öğütücünün içine atarlarsa ya da kıracaklar. Birazı işte alüminyum. İçinde çok az miktarda bakır var. Ufak olduğu için. Biraz işte kurşun var. Bu ne yapıyorum ya. Yani değeri gerçekten de hurda değeri 2 eurodur yani. Halbuki sıfır almaya kalksan 100 küsür euro. Bir de bir tur kur farkına varınca ne kadar yüksek. Yani o yüzden kendinizi mesela bu şekilde bunu kullanmak istiyorsanız, bunu 2 euroya aldığınızda kendinizi ne kadar rahatlattığınızı, ne kadar bir yandan özgürleştirdiğinizi fark ediyorsunuzdur. Çünkü herkes diyor ki 10 bin, 5 bin, 20 bin kazanayım, 50 bin kazanayım. İşte zaten onu sorun olan zaten onu kazanmak. Çünkü onu kazandığınızda o da başka sizi başkalarından köle haline getiriyor. Başka sorumluluklarınız oluyor. Yani çok rahat bir şekilde o paraları kazanamıyorsunuz tabii ki yani. Çok nadir, çok az kişi. Çok az kişi o şansa sahip. Onun da şansı olduğu tartışılır tabii. Şimdi durumlar bu. İkinci durumda geri dönüşüm. Ha, ikinci duruma girecektim. Bunu geri dönüşüm dedim ki niye çöpe gitsin yani? Bu insanlığa ait bir şey aslında. Bunu çünkü bunun üzerindeki ham maddeler dünyanın her yerinden geliyor büyük ihtimalle. Çin'de üretiliyorsa Çin kendi kendine yetiyor aslında ama bir yandan hani bunu çöpe atmak demek, bir yandan küfür etmek demek aslına bakarsanız yani. Tabii herkes bunu tamir etmek zorunda değil açıkçası ama bir yandan da işin öyle bir durumu var. Hani iki tane yani kameraya bile kaydedemedim. Öylesine elime havyayı aldım. Acaba buradan mıdır dedim, tamir oldu. Gerçekten hani abartmıyorum ya. Yani oradan olacağını bile düşünmedim ve şu an alet çalışıyor işte. Tak kafana, tak kaskına, tak motosikletine, takıl git. Aynı şekilde bu da öyle. Hatta bazen bozuk diye alıyorum, çalışıp çıkıyor. Çünkü insanlar anlamadığı için bozuk zannediyorlar. Alakası yok. Bu da üzerindeki GoPro hem de 7 yani Hero 7 Black siyah. Bozuk diye aldım. Sıkıntısı yok. Çalışıyor. Başka GoPro videolarını da izlersiniz. Kanalıma bakarsanız artık kanalımda bir ton tamir videosu var sürekli. Hem hobim, hem hoşuma gidiyor. Hem de dediğim gibi bütçeme fazla yük yapmıyorum. Kendimi sürekli çalışmalıyım, para kazanmalıyım diye strese sokmuyorum. Bir şeye ihtiyacım varsa peşinde koşuyorum açıkçası. Bozuğu düşene kadar, ucuzu düşene kadar o şekilde hayatımı idame ettirmeye devam ettirmeye çalışıyorum. Tabii bu ne kadar yani dediğim gibi bu
çıkış yolu değil. Bu nasıl denir? Bir rahatlatma yolu. Çünkü şehirde yaşıyoruz. Yani şu an gencim ama ileride yaşlanacağım yani. Ölmezsem. Dediğim gibi bu bir süre insanın gençseniz, sabrınız varsa sizi idare edebilecek bir şey. Sizi biraz rahatlatabilecek bir şey yani. Gidip de mutfak tezgahına, kredi, yani mutfağa, yeni eve çıktınız. Krediyle mutfak yapmak var. Bir de sağdan soldan topladığınız ahşaplarla hiç para vermediğiniz insanların çöp olarak attığı ahşapları toplayıp onları şekillendirip biçip para verip para verseniz bile yapamayacağınız onu bir mutfak haline dönüştürmek ve buna çok da belki hiç para harcamamak bence müthiş bir şey, müthiş bir zevk yani. Öyle durumlar da var. Dediğim tamir başarılı oldu. Hani dur bak ben de düşünüyorum bir yandan videoyu nasıl kapatsam diye. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneriniz, isteğiniz varsa bunu aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Genelde herkesin yorumunu yanıtlıyorum. Başka videolarıma da bakarsanız başka bir ton tamir videom var. Oradan belki bir şeyler öğrenirsiniz ilginiz varsa. Destek vermek isterseniz, teşekkür etmek isterseniz YouTube'da bunu yapmanın bir yolu buradaki abone ol tuşuna tıklamak. Saat köşedeki beğen tuşuna tıklamak. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna tıklamak yerine yorum yaparsanız neyi beğenmediğinizi, neyi yanlış yaptığımı belirten yapıcı bir eleştiride bulunmuş olursunuz. Sanırım diyebileceklerim bu kadar. Vakit ayırdığınız için de teşekkürler.